Başlattım. Tamam. Yüzüstü herhalde sadece direkt linke gidiyor. Çalıştırayım mı bir? Ben dün kurdum. Sıkıntı olmadı. Baba. Bir de bir konuya girmeden şu doktorla ilgili hoca doktor anlattı. Biz yani ben şahsen doktora hakim değilim. İlk defa hocanın şeyinde doktora şey geldim. O yüzden iyi bilmiyorum. Doktoru isterseniz en sonda bırakabiliriz. Detaylı olarak şeyi Evet. yani en azından API'ye yetişirsek diğer normal sınıfla beraber Neden en bugün son API bakabiliriz. section yapacaklarmış herhalde. Tamam hocam. User story 2 şey mi? Baştan mı yazalım yoksa neden yazılmış da kodları? İkiden başlayacaktık ya. Evet, ya ben bunu örnek yaptım. Bunu değiştirebiliriz. Yani şey olarak bir fikir vermesi açısından. İkinci bir şey oluşturayım mı? Yüz soru iki şeyi. Tamam. Bunları kapatmamız lazım. Bunları kapatmamız lazım. Alalım. Locator'ları alalım hem tek tek. Onlara alınmışlardan alalım ya, hazır alınmışlardan. Şimdi ne yaptığımızı bir anlayayım ben de. Bir dakika şunu bir temizleyeyim şuraları. İkide şimdi bizden ne istiyor hocam? Sen butona basacağız öyle mi? E-mail, invalid e-mail, invalid pasport. Hani bir nevi login testi öyle mi? Evet. Tamam. Yani nerede yapmış olacağız? Şu Amazon'u açtığımız zaman inşallah ben de yapar. Çünkü ben hatırlıyorum bir Amazon'da bir ara çalıştığımızda bizim location'dan dolayı şey yapabiliyordu. Bazen kabul etmeyi biliyordu. Bundan dolayı şeyi nerede yapıyoruz? Neydi? Ha, şurada mı yapıyoruz? Evet. Tamam. Oraya benim verdiğim şeyler sizinkinden yapın. Fark etmez. Seninkine göre ya oraya göre yaparız. Tamam. Niye benimki yok? Ben şey yapmıyorum. O zaman şey yapacağız. Create your Bu e-mail kayıtlı başka hesabınız var mı hocam? Amazon'da hatırlamıyorum. Açmış olabilirim ama olmazsa şuradan yapalım. Ya şu direkt hocam şeyinden. Olur mu? Erhan canım da var. Ha, şeyde mi var? Configurator'da mı var? Şeyde. Ya ben orada Future'da açtım bir tane. O... var. Future'da. Future'da. Özür. Tamam. Şunlar. Evet, yani oraya direkt Alttaki. verdim. Orası oralar şeyler hocam. En Evet. alttaki doğru olan evet. Evet.
Karabük 62. Şimdi 2 için buraya girmeye gerek yok ama yani şeye doğru. İnvalid yapacağız. Ha, doğru doğru. O zaman şey yapacağız değil mi? Şu ama create şuradan. Çıkın şuradan. Direkt normal benim yapmaya çalıştığım yerden yapacağız ama invalid değerler gideceğiz. Öyle değil mi? Evet. Sign in yapmaya çalışacağız. Tamam. Sign out diyelim. Buraya e-mail, şimdi yeniden... yanlış e-mail gireceğiz. Hayır hayır, buradan değil. Create account değil. Sign in'e yanlış şey gireceğiz. Ha, bizim derdimiz bu. Yani ama peki öncesinde kaydı nerede oluyoruz? Hocam kaydı yaptık. Kaydı o kadar şeydi. Kaydı zaten yani, şey olarak yapmıyoruz. Görevlerde o yok. Evet. Sorularda o yok yani. Kayıt yapan işlemi yok yani. Ha, o peki otomatik mi geliyor oraya? Hayır, yani ona hoca koymamış. Ona, çünkü her seferinde o zaman hesap açmak gerekiyor. Yani testi her seferinde yapmak için her seferinde yeniden hesap açmanız gerekiyor. Anladım. O yüzden hoca onu şey yapmamış. Anladım, tamam. Burada şeye girip ilk başta page'lere girip orada locate almanız lazım. İlk önce ikisini. Tamam. Oraya şey göndereceğiz çünkü. Yani buradan tamam. Alabilirsiniz. Yani burada şeyler basit. İsterseniz kısaca üzerinden anlatarak geçebilirsiniz şeyde. Yazmadan tamam. Girmek isterseniz. Tamam. Şu e-mail, bura e-mail test dediğimiz yer neresi? Şurası mı? Tamam, aynı biraz şimdi çıktığınız yerde hocam. Ha, burada. Evet, oradan inspect yapıyorsunuz. Tamam. ID'si de var. Başka ne var? Bir de şey var. Link. Link test olarak mı alınmış bu? Yok. Hocam klasa göre. Yani ID'ye göre alınıyor. Tamam. ID'ye göre alınıyor. Tamam. Başka ne var? Diğeri ne? Diğeri level. Tamam. Bir şey dememiz lazım ama ne dememiz lazım? Bilemedim. Bir dakika. Ha. Üstüne hiç gönderiyor. Tamam. Şunu alayım şöyle. Yeni bir tane açtım. Yeniden mi yazacaksın? Ha, yani ne bileyim, tek tek aldık ya, yeniden yazayım dedim. Olmaz mı? Yoksa şey mi? Direkt buradan mı alayım? Bence alalım buradan ya. Yani daha önce alınmış zaten. Onu daha önce aldık yani biz şeylerden, çok sayınlardan. Tamam. Yüz üstü 2. O zaman 02'den şey yapalım. Ha, şey her zaman da şey mi yapıyoruz? URL'e mi gidiyoruz? O mu var? Burada şey mi yapıyoruz? Şöyle mi yapıyoruz? Nerede? Driver, get driver'dan mı yapıyoruz? Evet. Ya normalde bunu aslında derslerde siz devam edin hocam. Dersler normalde biz saniyen için direkt şey yapıyorduk. Başka bir şey oluşturup pages içerisinde direkt sign in metodu olarak şey yapıp oradan çağırıyorduk. Şey kalmıyordu. Yani bu biraz yani şey yapıyorduk. Bir feature file'e koysak otomatik zaten şeyde geliyordu yani. Yani bu evet, aslında onu geliştirmek lazım da neyse, vakit kaybetmemek için. Tamam. Evet.
in text box. Ha, bir dakika görüyor. Bu öyle mi? İnsan bit. Doğru öyle mi? İnsan bit buton. Amazon ne? Önce sign in'a gitmemiz lazım. Doğru. Burada ne yapacağız? User click. Ne şey mi? Click'e imi butonla mı şey yapacağız? Aynen hocam. Nasıl hocam? Ben şeye bakıyorum da. Aha. Buraya ne yapıyoruz? Email text box mı yazıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam, oraya button'a giriyorsunuz hocam. Button'ın şeyini şu mu? Sign in button. Burası evet. Hangisi? Email button. Evet, email linkini giriyorsunuz. Şeyden bakın hocam, page'den. Bu mu? Email text. Evet. E-mail Esra text. Hanım sanıyorum şey yapmıştı. Ben hiç değiştirmeden oradan. Tamam. Şey, buraya ne diyorsun? Send case mi diyorsun? Evet. Send case işte burada şey devreye giriyor. Senaryo outlook. Burası değil hocam. Aşağıya gelin siz. Burada şeyiniz yok ha. Ha pardon, siz yukarıya şey yaptınız. Özür dilerim. Biz... Yok, ben diğerine baktım da doğru mu yapıyoruz diye de şey yüzü önce Amazon ne? Tamam yaptık. Bu ne, ben bunu anlamadım. Biz yanlış bir şey mi yaptık? Yok. Yüzü click on email button. O yok. O niye yok? Hocam ona şey diyeceksiniz. Bir dakika geri gelir misiniz? Tamam, orada bakın şimdi şeye gelin şimdi. Evet. Features'a gelin hocam. Tamam geldim. Features'a bakın. Features'a bizim artık şeyimiz burada e-mail. Bakın 24. satıra gelin. 24. satırı şey artık bizim şeyimiz. Bakın yukarıda 18. satırda biz bunu belirledik. Belirlediğimiz şeyin başlığı e-mail. Yani example header'ı 24. satırda e-mail. Artık biz burada hiçbir şeye girmiyoruz. Her seferinde e-mail dediğimiz zaman yukarıda belirlediğimiz şey bizim keyword email. Bunu şey yapıyoruz. Bu arada ben aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Ben inanın bilmiyordum. Bu hybrid yani önemli bir konu. Yani interview'larda kendi kendinize false duruma düşebilirsiniz. Ben de inanın yani hakikaten bilmiyordum. Hybrid derken ben hep BDD diye şey yapıyordum. İşte data driven'dan neydi diğeri? Behavioral driven development diye. Buna biz ikisini birleştirip hybrid diyorduk. Fakat aslında gerçeği öyle değilmiş arkadaşlar. Gerçeği şey keyword driven deniyor buna şeye. Yani keyword aslında Görkin, yani diğer anlamı Görkin oluyor. Görkin'le şey arasında fark var. Görkin sadece behavioral yani BDD içerisinde bir terim. Eğer siz onu başta şey yaparak o Swagger dokümanında şey yapılmadığı sürece keyword driven ayrı bir kuram olarak geçiyormuş. Aklınızda olsun yani şey aslında hybrid data driven ile keyword driven'ın birleşimi anlamına geliyor. Buradaki yani Görkin keyword'ün diğer anlamı Görkin şurada burada belirlediğimiz and işte then when vesaire gibi o kelimelerden oluşan şeyin anlamı ikisini birden içerdiği için keyword driven deniyormuş, aklınızda olsun. Şey daha büyük bir kavram. Keyword bundan için BDD içerisinde sadece bir kavram. Şimdi yok hocam, şimdi şöyle user click on email button. Burada click tamam yapacağım. Şimdi keywords'ün içine gelin hocam. Şey sen pardon, send keys'in içine gelin. Tamam. Yok, şunu sorayım.
Bu ikinci adım yüzük kliks on imin batın imin batına klik yapma değil mi? Evet. Tamam, altına da klik yapacağız. Şimdi şey gönderiyoruz hocam. Biz ya adresini veriyoruz burada. Şimdi ilk önce adresi vermeden klikleyemez ya. Ha. Yok, ben şimdi kafam karıştı. Şimdi önce burada klik yapıyoruz. İmin teksti klik yapıyoruz. Sonra invalid değerleri göndermemiz gerekiyor. Üçüncü adımda. Öyle değil mi? Hocam siz bu yazılan şey değil de UI'ya baksanız. UI'dan biz kendimiz bulsak. Hı. Çünkü zaten karışık bir kod değil. Oraya bakmamıza gerek yok. Tamam. Tamam. Şimdi şey ne diyor? Buradan mı takip edecektik? Evet, buradan yapacaktık. Önce buraya işte e-mail Amazon sayfasına girelim. Hiçbir şey girmiyor. Orada bir şeye tıklamamıza gerek yok. Direkt bu sayfa geliyor zaten. Dolayısıyla tamam. Bir şey girmemize gerek yok. Direkt send case diyebiliriz yani. Tamam. O zaman hocam şöyle, oraya aynen deminden yazdığınız doğruydu. Şey diyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi sen gidiyorsunuz. İçine sizin e-mail atıyorsunuz. E-mail yazıyorsunuz. Şey yok ama yani string yalnız yok yani. Yalnız bir dakika, siz bir dakika. Parametre yanlış yok. Oldu. Hocam 25. satırda string var mı? Şeyi kaldırır mısınız yazıyı? 25. Bakın 25. satırda string gelmesi lazım. String e-mail'di. Sizin şey yazmadığınız için görünmüyor features'ı. Hocam şöyle. Ayrı bir şey açtınız ya. Biz bir step'te klik yapıp bir step'te göndermeye çalışıyoruz ya. Bizim evet, 29. satırda başlayan step'imiz yani aslında 24'te başlayan şeye gerek yok gibi na. Biz direkt 29'da oraya klik yapmadan send yapacağız. Evet. Ama burada future'da bu adım yazıldığı için bu ayrıten çıkmış. Yani biz oraya tıkladığımız zaman o sayfaya sign'a tıkladığımız zaman otomatik olarak orada imgeç neyse yanıp yanıp sönüyorsa bizim klik yapmamıza gerek yok. Zaten orası bir veri göndermeye hazır. Ama o buton aktif değilse klikledikten sonra orada yanıp yanıp sönen şey çıkıyorsa yani böyleyse kliklememiz gerekiyor olabilir öncesinde. Evet. Önce klik yapıyor sonra bir şey yazmamız gerekiyor. Evet. Tamam. O zaman önce klik yapacağız. Yaptık klik. Evet. Klik yapacağız. Klik yapacağız. Sonra aşağıda burada da şey yapacağız. Send key yapacağız. Hocam klik yapmadan da send key gönderilebilir aslında. Yani manuel olarak yaptığımızda klik gerekiyor mu? Tabii. Gerekiyor hocam. Manuelde zaten yaptığınızın her şeyini dokümana şey otomasyona döküyorsunuz her adımı. Klik hocam dahil yani. Klik yapmadan bir şeyde mouse oynatmadan bir ABC yazın. Yok, yazmıyor. Tamam, o zaman klik yapmamıza gerek var. Ama şöyle send case dediğiniz zaman göndereceği yeri belirlemiş oluyorsunuz. Bence dolayısıyla gerekmiyor aslında oraya yazmak. Kliklemeye gerek yok yani. Şimdi direkt şöyle bakın. Neresi olursa olsun şeyi, direkt send case gönderebiliyorsunuz. İki türlü. Birincisi şeyin üzerine yazıp e-mail box'ın içerisine yazıp kliklayabilirsiniz. İkincisi de klik yapmayıp continue'ya bastığınız zaman aynı görevi görüyor. Her ikisi de geçerli ama bir şekilde action yapmanız gerekiyor. Yani action'sız giremezsiniz. Evet, oraya nasıl gelecek? Yazacak. Direkt hocam şey dedim yapalım. Ya siz hocam önemli yazıp değil. Yazıp... Klikledik devam edelim. Bir klikle takılmayalım bence. Klikledik devam edelim. Tamam. Bu şey iste bir comment. Tamam daha... Şimdi oranın içerisine e-mail deyin hocam. 31'in içerisine. String diyecek. E-mail gelmiyor mu? String demeniz lazım. İsmi değiştirmediniz ya. Ha, evet, string. Parametreye string yerine e-mail yazarsan Abdül hocam. Evet. Tamam hocam. Tamam. Şimdi bu adam ama 300 devam ediyormuş. Şimdi burada ya bu string'i yanlış yere yazdım. Siz niye böyle yaptınız? Ben anlamadım ki. Yani bu kadar şey gelmemesi lazım. Yok, ben bir şey yapmadım. Sizin yazdığınız future file'dekini tekrar çalıştırdım. Tamam. Tamam. Birincisi mail, ikincisi password'muş. Tamam. Problem yok. Yani ben ekstra bir şey yazmadım ki. Direkt future file'dan çalıştırdım. Kapattım step definition'ı yaptım. Yani ekstra bir
Yeni bir adım yazmadım. Niye öyle geldi? Hayır, niye öyle geldi? Onu anlamadım. Yani tamam, tamam. O kadar çok... Password zaten şey yok, problem yok. Hocam e-maili gönderdikten sonra continue basın. Hı, işte evet. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz, öyle mi? Buraya da pasport diyoruz. Pasport. Evet. Hocam bunu işte gelmemesi lazım. Çünkü birincisi e-mail geçersizse zaten ikincisini çağırmayacak. Yani buranın gelmemesi lazım. Onu ben anlayamadım. Neden geldi? Nerenin? Buranın mı? Şimdi bakın interface'i bir girer misiniz? Tamam. Oraya bir tane e-mail, uyduruk bir e-mail yazın. Tamam. Uyduruk. Ha, uyduruk mu? Şimdi evet. Continue'ya basın şimdi. Tamam. Bakın geçmeyecek. Yani biz ikinciyle şu an işimiz yok bizim. Yani ikinciye şey metot vermemesi lazım. Niye verdi ben anlayamadım. İşte adı şey olarak yazmışlar. Yazılmış. Şey yazılmış, ben onu demek istiyorum. Yani. Hayır yazılmadı hocam. Şey gelin. Buraya gelin. Bak, invalid e-mail click on continue buton demiş. Evet. Enter, enters and invalid. Ya yani onu işte hayır şunu ya bir açıklayayım izin verirseniz. Şimdi buradaki senaryo outline'ın şeyi farkı o senaryodan. Biz senaryo outline yaptığımız zaman biz burada sadece parametreleri veriyoruz. 18 ve 19'a parametreleri veriyoruz. Biz bir şey yapmadan direkt bu şeyleri 24. satırda e-mail ve password'ü yani keywordleri gördüğü anda kendisi otomatik olarak atıyor. Siz ayrıca send key yapmıyorsunuz. Siz bir kere başta sen şeyleri veriyorsunuz. Ondan sonra klik yapıyorsunuz. Zaten birinci klik yaptığı zaman ikincisine geçmesi lazım. O yüzden ben bu şeyleri boş bakarsın. Password'un ilk üç şeyi boş bakarsın dikkat edersiniz. Çünkü geçmiyor zaten. Ama ikisi Facebook'ta olduğu gibi aynı sayfada olsaydı o zaman yapabiliyordunuz. Burada her ikisini yani kendileri o şekilde dizayn etmişler. Birincisi olmadan ikincisine geçmiyor. Dolayısıyla niye geldi ben onu anlayamadım. Yani şeyin gelmemesi lazım ikinci kısmın. Yani o otomatik olarak buradan alması lazım şeyler. Bakın şeye bir gelin hocam, Abdullah hocam. Comment yaptığınız yere. Aynı şeyde step definitions'ta. Nerede o? Bak mesela continue butonuna basmış sonra password demişiz. Password text. Tamam. Aynı bu adımı yapacağız. Hocam sorum şu. Bu proje ne zaman yapılmış? Yani bunlar UI'yi değiştirmiş olabilirler. Yani eskiden ikisi aynı sayfadadır. Sonradan değiştirmişlerdir. Dolayısıyla onu biz şu anda mevcut duruma göre uyarlayabiliriz zaten. Yani değişiyor ya, update olmuştur sayfaları. Eskiden hem password hem username aynı yerden giriliyordur. Sonra değiştirmişlerdir. Yani bu projenin yapıldığı tarihte ikisi aynı sayfada olmuş olabilir. Bunu ayrılacağım. Onlar alakası yok yani. Bizim şu anda zaten elimizde olan şey belli yani. Eskisinde bir şey yapacağımız bir şey olmadığı için. Biz şu anda bizim zaten ikisi ayrı ayrı sayfalarda. Dolayısıyla biz bunu yani şey görüyor zaten şu bakın. Görüyor şeyi. Bakın 76'da invalid şey giriyor. Hayır hocam sesiniz gidiyor arada da. Ya ben şu an bir problem görmüyorum. Sizinkinin aynısını yazıyor zaten yani bir problem yok. Evet. Tamam devam. Ben o zaman ben yanlış görüyorum demek. Devam edin hocam. Peki. Tamam. Yine continue butonuna basıyoruz. Klikliyoruz. Yok. Password'de continue butonu yok. Sign in butonu var. Evet. Ha, tamam doğru. Şu mu? Sign in button. Tamam. O zaten aşağıda varmış. O yukarıdakini evet, yukarıdakini aşağıya koyacaksınız. Ne diyor? Incorrect mesaj şu mesajı doğrulama. Burada yapıyorum. Verification yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Onu oranın şeyine göre mi yapacağız? O
Hocam almıştır. Orada bir şey var. Ayhan hocam almıştır zaten onu. Assert türü yap. Assert... Ha, oradan evet oradan alın yapıştırın hocam direkt şey olduğu gibi. Burada ben yalnız şeyi yani kolaylık olsun diye expected şeyi şeye attım. Oradan çekerek şey yaptım. Çalıştırayım mı? Çalıştırabilirsiniz. Evet. Hocam çalışırken benim bir sorum olacaktı. Burada hepsi aynı senaryo altında ya. Ayhan Bey'in dediği gibi invalid email girdiğimizde password'u interface'te giremiyorsak farklı senaryolar altında yasak olur mu? Yani birincisinde invalid email girdik, devam etmedik. İkincisinde valid email girdik, invalid password girdik. O şekilde olsa olur mu? Yani hocam, bence daha güzel olur o şekilde. Evet, yani ben o yüzden bunu bugün tekrar yapalım dedim. Yani geliştirebiliriz diye. Evet, normalde o şekilde olursa daha iyi olur. Negatif senaryo da olmuş olur. Pozitif. Zaten burası negatif hocam olduğu gibi. Ben bir şey gösterebilir miyim? Ben bugün biraz baktıydım ona da. Bir Abdül hocam alabilir miyim ekranı? Tamam hocam, bir dur. Ben de şey yapayım. Çalışmalı da şunu. Çakışıyor. Şimdi ben o işte hoca hanımın dediği gibi yaptım. Ayrı yaptım. Yani invalid e-mail'i. Sadece onu yaptım. E-mail girme işlemini yaptım. İkincisi e-mail'de boşluk bırakmama diye bir şey yaptım. Pardon, bu şey e-mail değil, password bu. Özür. Ama bir tane de e-mail boşluk bırakamam olması lazım. Çünkü boşluk bıraktığında farklı bir mesaj veriyor. Dolayısıyla boşluk boşluk bırakılmamalı diye bir şey olması lazım. Ben burada yani ikisini ayrıca yapmış oldum yani tamamen password de şeyi. Girişi de zaten doğruyu da tamamen ayrı bir tane şeyde yazdım. Yani öyle olması daha sanki şey duruyor. Yani böyle. Evet evet, yani zaten olması gereken hocam. Ben onu şey olarak yaptım, tek örnek. Evet. Bir de password de çok fazla denemeye gerek yok. Çünkü password'u çok zorlayınca şey yapıyor Amazon. İşte bir şeyler yapıyor dedik ya. Bir iki tane yanlış versek yeter yani. Daha fazla yanlış vermeye gerek yok. Ben burada şurada ikisini birden şey yaptım. Hem boşluk şurada bakın sign in butonuna şeye direkt basıyor. Continue butonuna sign in butonuna ve boşluk bırakılamayacağının mesajını doğruluyor. Sonra yanlış password giriyor. Ve yanlış password girilemeyeceğinin mesajını doğruluyor. Yani boşluğu da şunun içerisine koymuş oldum. Burada da var herhalde o özür. Şurada yok, koymamışım. Onu da koymak lazım normalde yani. Hocam burada... yalnız orada benim dikkatimi çeken şey var. Şimdi burada siz benim yani düşündüğüm şey aslında şöyleydi. Siz şimdi burada direkt senaryoyu aldınız. Benim her bir şeyi, her bir test case'i senaryo outline'ı içine alarak yani bir yerde toplayıp tek tek mesela bu adımları yazıyorsunuz ya, o adımları yazmaya gerek kalmadan direkt buradan girip atacak. Çünkü siz burada tarif ettiğiniz şeyi direkt senaryo examples'ların içerisinde belirtiyorsunuz zaten. Ayrıca bence yazmaya gerek yok. Direkt example yazabilir miyiz? Ona bakarsak bence daha iyi olur. Yani şu senaryo dediğiniz ya. Ben de söylediğinizde tam anlayamadım onu. Yani outline burada e-mail, buraya yazıyoruz. Başka ne yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi ikincisine şey yapacağız hocam. İki tane yapacağız. Birisi e-mail olacak. Çünkü biz ikincisine artık bir e-mail'i şey gireceğiz. Hep pozitif gireceğiz. E-mail yani girip ikinci adıma geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tamam. Tekrar senaryo outline oluşturup example oluşturacağız. Aynı şekilde. Ama gerek yok ki zaten şurada valid e-mail'i her seferinde girecek zaten. Yani bunu defalarca girmesine gerek yok ki. Ya olabilir. Ben bir de öyle şey demiyorum. Yani dediğiniz de olur. Ben bunu direkt şey alıp yani iki farklı şekilde yapacağımızı tek senaryo outline olarak. Ha, senaryo şunun devamına yazabiliriz diyorsunuz. Siz şunun devamına yazabiliriz. Yani şunun devamına yazabiliriz diyorsunuz da. Yani bilmiyorum. Öyle benim gördüğüm örnek ben oradan. Olur. Yani şimdi... Password'le mail'i de aynı yerde yazabiliriz diyorsunuz. Devamında yapabiliriz. Ama yani ayrı olması daha güzel gibi duruyor.
bilmiyorum normal projelerde nasıl hocam yapılıyor. Hocam ayrı olacak yine. Ben sanırım anlatamadım. Biraz aşağı gelir mi? Yukarı gelir misiniz hocam? Yani durun hocam orada. İkisini ortalayın. Biraz yukarı aşağı in hocam hafif. Tamam durun şimdi hocam. Benim demek istediğim şu hocam. Evet. Benim demek istediğim şu. Şimdi bu example kısmı var ya. Tamam. Bu example kısmın aynısını bir alttaki test case'de yazıyoruz. Bir alttaki test case'de yazdığımızda bu sefer şey diyoruz. Sadece şu kısımda yukarıdaki kısımları yazıp şunları hiç yazmadan yani 29'dan 36 arasını yazmadan yukarıdaki kısımları aynen onun benzerini yazıyoruz. Birincisine gidip direkt doğrusunu alıyor. Doğru e-maili. Sağ tarafta ikinci bir şey açıyoruz. Bar açıyoruz. Oraya da password diyoruz. Bu sefer password'ün farklı senaryolarını yazıyoruz. Böylelikle iki examples kullanarak veya üç examples kullanarak farklı senaryolarla hepsini şeyde yapıyoruz. Senaryo outline'de yapıyoruz. Ben onu demeye çalıştım. Tamam. Evet. Ama evet. Bu şekilde olur ben olmaz demiyorum. Yok, sadece bakış açısı olarak. O dediğiniz yani görmek yani için. Başka bir yerler için olur da burası için çok gerek yok. Ya password çok denemeyelim burada biz çünkü yani. Olur tamam. Yani dolayısıyla sizin dediğiniz doğru. Ben anladım şimdi tamam. Yani onu yapabiliriz ama burası için çok gerekmiyor o. Şu anda yani şu anki yapacağımız şey için çok da gerekmiyor yani. Tamam bunu bir koşun hocam siz o zaman siz bir çalıştırın. Hangisini? Şunu mu? Sizin şeyde bu hangisine göre şimdi? E-mailin yanlış olmasına göre mi? Evet, e-mail dördünde de yanlış burada. Yalnız o zaman ikinci şey nasıl geçecek senaryoya? Yani o ayrıca geçecek onu. Ondan sonra o sonraki. Ben de onu şey yapmıştım. Onu tekrar yazmamak için senaryolarında yaptığınız zaman direkt pozitif verdiğiniz zaman e-mail adresini sadece password'ü denemiş olacaksınız. Tam işte ben onu demeye çalışıyorum. Ben de onu demeye çalışıyorum zaten. Yani ikisi ayrı senaryoda olacak ama future'dan çalıştırınca peş peşe çalışmış olacak. Yani şeye gerek kalmayacak yani. Şu an hepsini denedi zaten herhalde. Yok denememiş. Sign'in butonuna basamamış bile. Ne oldu anlamadım. İkincisinde basamadı sign'in butonuna. Sen abi sen şey mi yaptın? Kendine mi uyarladın bunu? Ayhan Bey'den alıp. Evet. Ayhan Bey'inkini şeye çevirdiydim. Benimki de şey yapıyor. Çalıştırdım şimdi. Pasporta girmiyor. Şeyden sonra. E-mail yazdıktan sonra. Yok bu giriyor bakın. Şu, deniyor hepsini. Ne yapıyorsun orada mı? Sen ayrı ayrı yapmışsın bunları tamam. Evet. Yani hepsini yaptı. Bu info var diye. Ben onları da yazdıydım zaten. Onları da yaptı bakın. Yapıyor zaten. Hepsini şey yaptı. Ana sayfa açıldı. Sign in butonuna tıklandı. Devam butonuna tıkladı. Yanlış e-mail girildi. Devam butonuna tıklandı. Nasıl çıkıyor abi? Şu yazı çıktı. Bunu silmemişim ben. Hata mesajı doğrulandı. Ondan sonra tekrar başa dönüp tekrar abi, devam ediyor. Yazılar nasıl çıkıyor? Bu işte demin başta şey söyledi ya Ayhan Hocam. Log bilmem ne şeyi diye. Onun şeyi bu. Sadece log info yazıyorsunuz. Zaten başka bir şey. Step definition'a başka bir şey eklemiyorsunuz yani. Nereye yazıyorsun bunu? Ayarlamış çünkü o şey. Pardon. Log4j hocam. Log4j'nin şeyleri. Hocam onu POM'da atıyorsunuz şeyi. Videolarda izlersiniz hocam sonra onu. Evet yani. Log4j hoca anlattı. Şeylerini yazdıktan sonra yaptığımız tek işlem şuraya log4info yazmak sadece. Başka bir şey değil yani. Şeyin sonuna, metodun sonuna log4info yazıyoruz. Şey yazacağız. System output elenin sadece konsola yazdıran hali. Bu şey log4info. Ya log4info şey hocam yani logon anlamı burada yapılan her adımı biraz daha açıklıyorsunuz. Yani bir şey gibi değil aslında. Test raporu değil. Sadece yaptığınız işlemleri biraz daha açıklayıcı olarak görüyorsunuz. Farkı o. Evet. Abdül hocam veriyorum tekrar. Ben çalıştırdım. Şimdi bir daha çalıştırayım. Arkadaşlar çıkmam gerekiyor. İyi çalışmalar size. Tamam.
İyi günler. Burada takılıyor işte. Buraya daha zaten gelmedi ki. Password'a geldik mi? Yazdım ya, password'a hepsini yazdım. Password'a ne yazdık? Abdullah Hocam aşağıya doğru gelir misin? O açıklama kısmına ne yazıyor? Abi yazmışım. Sentikez'in içine yazmışım. Açıklama kısmında buna baktım da skip step diyor. Şu Java şu 40 adı diyor ya. Java 40'ı bir işaretleyelim. Buraya geliyor. Email text'e geliyor. Demek ki email text'i bir şey bulamadı. O email text'i bir şey, o şey. Onu tıklayıp şeye gidelim. Page'e gidelim. Gidelim. ID ile bulmuyor herhalde. ID app email. Email text. Hocam orası password kısmı değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Password kısmında yapmıyor da ama bunu hata veriyor şeyde. Öyle mi? Tamam. Tamam. Hocam biraz daha aşağıya. Doğru şey Abdullah Hocam. Tamam. E-mail teksti e-mail teksti password evet şeyine gönderiyoruz. Tamam. Password'u e-mail tekste gönderiyoruz. Sorry. Evet. Tamam. Ben dinliyorum. Sorry. Ben dinliyorum. Yapıyor. Tamam. Pasportu e-mail tekste göndermeye çalışmışım. Evet. Ne oldu? Girdi bunlar. İkisine de valid mi gönderdik biz? Sanki girdi. Arkadaşlar kolay gelsin. Evin durumundan dolayı çok aktif katılamıyorum ama hep takip ettim. Şöyle buraları birazcık daha hızlı geçsek de kod yani şey Java kodlarını kullanacağımız kısımlarda daha çok zamana ihtiyacımız olacak. Evet, katılıyorum. Doğru. Buralardayım. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Naçizane fikrim. Rica edersin Can. Tamam. O zaman neyi yapayım bu? Assertion'u yapmadı. Hocam bunu zaten mesaj yapalım. Görmedi ki. Direkt girdi. Yani doğru girdi bu şey. Niye onu evet anlamadım. Doğru şeyler mi? Tabii en sondaki doğruydu. Diğerlerini kapatmışsınız. O yüzden doğru girdi zaten. Yani problem yok. Hocam tam tersi yapacaksınız. Şey yapalım normalde. Geçelim. Evet. Bunu yapsak girer. O şeyler gelir yani. Evet. Tamam. Şimdi şeye mi geçelim? Üçe mi geçelim? Geçiyorum üçe. Ayhan Hocam geçiyorum. Geçin hocam, kısaca isterseniz interface'le bir iş tekrar edelim. Yani ben başta dedim ya sorun vardı diye. Bu aynen sorunlu bir şey. Yani burada bir bayağı bir şey ben bulamadım yani. İşin içinden çıkamadım. Değil hoca mi yapmış hocam, fakat bende çıkmıyor. Sanıyorum hocam şeyden kaynaklanıyor. Ülke farklılığından kaynaklanıyor. Evet işte Amazon'da böyle bir şey var. Belki ben de ondan korkuyorum ama. Mesela bir şeye girin hocam. Hocanın yaptı. Hoca bu örneği yaptı derste. Aşağı gelin hocam. Tamam geldim. CEO'la gelin. Geldim. Evet. Şimdi bakın birinciye gelin. Electronics'e gelin. Şimdi bunun şeyini alalım. Tıklamayın hocam. Electronics'in üstünde inspect yapın. Geri gelin. Main'den geri gelin. Bir üstten. Bir üstten geri. Geri gelin. Nerede o? Şurada. Geri gidiyor. Yani şeye geri gidiyor. Tamam tıklayın hocam onu. Hayır şeyin üstüne tıklayın. Selek olduğun üstüne. Ama zaten soruyor yine. Var fırına yeri koysaydın. Üstüne tıklamadan şey yapmanız lazım. Her neyse bundan önce aslında şeyi almamız lazım bizim. Önemli değil de. Olu yani
inspek, bunları görmek lazım çünkü bunlar önemli. Yani şeyde bilmeyen arkadaş, şey yap, hatırlamayan arkadaşlar için hatırlatıcı olabilir. Şeyin locate farklı bunun. Çünkü burada liste almamız gerekiyor. Listeyi almak için ilk önce ana şey bulmamız, kökünü bulmamız gerekiyor şeyin. Evet, sonra da şey yapmamız lazım herhalde. Ne o? Find minds yapmamız lazım herhalde, öyle mi? Veya hocam şey... siz olun şeyine, yani inspektine geldiniz mi? Ha, evet, oradasınız galiba. Evet, burası. Şurası değil mi? Burası değil mi abi? Evet. Orası ol, tamam. Oraya attığımızı kabul edelim. Şeye gelin şimdi. Orası doğru. Olun içine girin hocam şimdi şey olarak. Tamam. Hatta ben gerçi şey sizde farklı çıkabilir. İlk önce o elektronikse gelelim yine isterseniz. Elektronikse üstüne tıklamadan orada inspect yapın hocam. Oraya tıklamadan inspect yapın. Bu çıktı. Tamam, tamam. Şimdi bakın Lee'ler çıktı ya. Lee yani yanılmıyorsam benim şey demek. Link demek. Liste. Pardon, liste. Şey, UL neydi onu biliyor musunuz? UL, Urfa, Lüleburgaz. Şey, paraflara mı yapıyorduk? Yok. O paraf değil. Neyse, sonra bakarız ona. Hocam şimdi sanırım yukarı doğru gelin aşağıda. Sanırım listelerin başlıkları hocam. Neyi hocam? Genellikle UL'leri Li'lerinden önce görüyorum ben. Sanırım listelerin başlıkları, başlık kısımları oluyor. Yok hocam, şimdi göstereceğim ben. UL, bakın durun hocam hiç kıpırdamayın. Bakın. Aşağıdaki şeyde UL'den önce gelmiş, görüyor musunuz? Kompres diyor. Yani kompres orada şeyi kastediyor. All diyor ya, see all. See all'a bastığı zaman see all'dayken kompresli hali. Onu açarsanız kompressiz hali. Her neyse, ya da tersi olabilir. Şimdi hocam Li'leri yukarı doğru gelin şeylerden. Abdül hocam aşağıdaki şeyden. Ha. Yavaş yavaş gelin hocam. Yani durun hocam. Bak. Tutamadan nasıl yapıyorduk? Hayır, aşağıdaki şeyde hocam. Yukarı değil de aşağıdaki şeyde gelin. Şey gidiyor, burası şey gidiyor. Burası UL'ler yalnız. Siz yanlış geldiniz. İşte bu, şimdi şeye tıklasam bir dakika. Şuna bir tıklayayım. Siz yukarı ile ilişkiniz kalmadı hocam. Aşağıda çalışın sadece. Tamam, geldi. Tamam, şimdi yavaş yavaş yukarı çıkın hocam. Dillerin kökenine geleceksiniz. Gelin. Hop durun. Ha. Bakın burası. Hepsi. Hayır. İşte burada bir yanılgı var. Burası ya şey. Bu. Ha, şey geldiniz. Evet doğru. Burası şeyin. Elektroniksin şeyi. Oranın iki de şurası. UL class diyor ya. Menü. H menü. Translate X orası. Şeyde. Buranın şeyde o. Buradayken hocam şeye girin, page'e girin şimdi. Bak kontrol edin. Burayı isterseniz şey yapın, copy yapın komple. Şunu diyorsun değil mi? Evet, komple copy yapın hocam. Yani sadece şeyi görmek için. Hocam hoca alırken de buradan yaptı da. Peki oradan D'den alınabilir mi acaba? Nereden hocam? Hani Nesibe Hanım alırken zaten inspect'i oradaki UL'den aldı. Hatırlarsınız. UL'den alınmadı hocam galiba. Şey Li'den alın. Li'nin kökenden alıyorsunuz. UL'nin klas seviyesinden alındı hocam. En son Li'ye inildi. Hoca Abdül hocam geri gelebilir misin? Ben anlayamadım şeyin dediğini. Şöyle yapıldı hocam. Buraya evet UL'ymiş. Pardon, doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani şöyle yaptı Nesibe Hanım. Ctrl F'le de basılar. Ule. Hani buranın expert'ini hani alıyoruz ya hocam. Onu demek istiyorum. Ule. Sonra etle class seviyesinden şunu alabiliyoruz. Çok net göremiyorum. Hoparlörün içinde. Şimdi hocam. Tamam. Şimdi tekrar double slash yapıp li yazdığımızda. Evet. Double slash en sona. En sona da. En sona.
Abla hocam bir ara yapmıştık genel, ya tabloları yapalım. Davasaçlığı yaptığımızda. Şöyle ne diyoruz, tamam. Bütün L'leri görebiliyoruz tek tek. Bakın sağ tarafta, bakın sağ tarafta 68 tane şey var. Listenin içerisinde 68 tane element var. Desek, bu şekilde 3 yazmıyoruz hocam. Sadece L yazdığımda sırayla tek tek geziyor. Hepsini gezdiriyor. Benim o demem zaman... bunu dille de alabilir miyiz? Neyle hocam, tekrar eder misiniz? Div ID var ya, hani ID ile alınanlar daha geçmiyor. Şunu mu diyorsun? Bir üstünde ID var, div var hocam. Hocam bunu nasıl yazacağız işte? Ben de düşündüm bunu. Onu nasıl yazabiliriz aşağıya? Şeye, o aşağıda xpath'i yazdığımız yere. Div yazıp, bunu yazıp hocam, UL, sonra tekrar slash yapıp tekrar li yazsak olur mu ki? Deneyelim hocam. Hocam backslash'la geri gelin. Backslash'la geri. Yani nerede? Ctrl Z, pardon. Ha. Biraz evvel sarı yandan yeri gelin hocam. Ha, orada li'yi silip şey yazıyoruz diyorsunuz değil mi hocam? Yani div'den alabilir miyiz? Li yerine bir mi yazacağız, onu mu demek istiyorsunuz? Yok, şunu diyor hocam, şuradan alamaz. Div'den aşağı inmeyeden bahsediyorum hocam. Div, hocam div'den aşağı inebilmek için bir daha ondan sonra tekrar li yapmak gerekiyor. Çünkü alt kategorisinde onlar var. U'dan daha kolay olur. Hadi şöyle, yani önce div'i yazsak o zaman dediğiniz gibi U'dan li'ye geçmemiz lazım. Evet, onu demek istiyorum. Hı hı. O zaman böyle yapmak daha mantıklı. Ama şeyler de böyle almış. All menü derken bunu almış. Bu nerenin bu? Bunu kim almış hocam? Bu işte şeyin, Ayhan hocam paylaştığı şeyde vardı. Hocam burada hata var. Neden? Bu sanırım bütün listeyi getiriyor. Değil mi? Evet. Eğer listeyi getiriyorsa sadece all menü'nün üstüne, all menü'yü list halinde yazmamız gerekiyor. En tepedeki ne almış? Şey, training var ya, orada almış. Yoksa şey mi? Şu all menü mü? Şu mu? Ha, oraya tıklıyorsa o daha oraya gelmemiş biliyor musun? Evet, daha oraya bile gelmemiş. Sadece bunu almış. Hayır hocam, niye sadece bu var? Neredesiniz hocam? Şeyde, user story 3 yok hocam. All menü var. Eksik gelmiş galiba. Öyle olmaması lazım hocam. Ben şuradan atayım size tekrar. Olur. Şeyden, Slack'ten atabilirsin. Slack açıklığını. Şeyden, page faktörden itibaren hepsini atıyorum. Tamam hocam. Yok, eksik ile bilmiyorum. Siz hadi belki push edinmemişse. Buradaki şeyden, chatten attım hocam. Ha, buradan mı attık? Tamam. Nerede? Oradaki yazıları silebilirsiniz. Açıklama o, ben kendim not almıştım. Tamam. Son şeyi kalmış ama son find by xpa yaz kalmış. New again. Tamam. Tekrar kopyalayayım. Tamam. yine eksik geliyor burada nedense. Şeyden atayım ben. Hangisini atayım hocam? Slack'ten mi istiyorsunuz? Ben Slack'ten atalım hocam. Slack'ten atalım. Direkt şey yapalım. Evet. Nereye attınız? Animium'dan mı attınız hocam? Şeyden, Slack'ten attım hocam. Geldi. Burası belli karaktere kadar alıyor galiba. O yüzden yarım kesiyor herhalde. Olabilir. Sanki şu an doyurma karnına.
Orada bazı şeyler değişmiş olabilir. Ben dün dedim ya sabaha kadar şey yaptım. Bakayım. Şeye de bir gelir misiniz Abdullah Hocam? O zaten gerçek pages'ı doğru. Şeyde değişik olabilir. Yani başka diğerlerinizden herhalde daha kullanmamışım. Açıklamalar hocam şeyi sadeleştirin. Açıklamaları kaldırın isterseniz. Göz tamam, şey yapmasın. Şöyle şunları kaldırayım. Ya bakın 21. sırada çok farklı bir şey dedim. Farklı bir şeyle. Bunu da görüyor. Bunu da okutturdum. Ama çalışmadı yine de. Ya siz bununla mı uğraştınız dün? Ha. Ya sabah 6'ya kadar bununla uğraştım ya. Deli gibi. Şey, yani tamam. Bakalım size geçip bunu merak ediyorum. Ben de geçmedim. Şeyde de step definition'da da bunlar var bende. Bunlar gelmiş. Önce verify all elements are seen demiş. Get options'ları, bütün şeyi getirmiş. Option'ları ne size'ını almışız. Sonra for loop'un içinde one by one demişiz. Tamam bunlar duruyor ama şunlar. Orası ne? User chooses one of them. Tamam onlar kalsın şimdi. Hocam bir koşun bunu. Bir zahmet. Koşalım. Baba gel. Reklamlar geldi. Bakalım çalıştıracağım. Ya çalışıyor, geçiyor ama şeyi tıklamıyor. Yani browser'da elektronikse tıklamadı bence. Yok, çalışmadı. Niye hiç çalışmadı sizde? Çalışması yani şeyin testin geçmesi lazım normalde. Evet. Nerede hata var? Point element. Ben çalıştırayım şuradan. Bunu yapmamızın amacı ne? Burada ayrı bir find element demişiz. Hangisi hocam? Ha, şunu direkt o, hocam bu nereden geldi? Drop down menü falan olmaması lazım ya. Hocam bilmiyorum siz ne aldın bunu ama. Siz... O şeyindir o. Bu sizin gördüğünüz şu andaki şeyin ki hocam. Esra Hanım'ın ki. Ben o farklı onu komple silmeniz lazım oraları. Başka da şey gözükmüyor mu? Kişi gözükmüyor. Step def- ben bir dakika step definition size göndereyim. Orayı yapıştırın hocam. Çünkü şeyi almadı. Yani orada ayrı almışız. Hocam almış. Şöyle yapalım. Ben size gönderirim. Ben açayım bir ekran isterseniz. Olur olur. Sizin üzerinden şey yapalım. Anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben biraz şey oldum ya. Kopuk oldu. Yeni şeyde ben devam edeyim. Evet. Sanıyorum görünüyor. Evet. Ya hocam bizim team'de Nilüfer Hanım'ın kitap şey paylaşıldı, adres paylaşıldı. İsterseniz direkt ben onu da hani bu logların falan kayıtlı olduğu direkt ben onu da kendinize indirebilirsiniz. Şeymiş şu Nil Demay o mu hocam? Evet. Var mısın? Yani ben de paylaşmıştım evet. Bizim gruptan da paylaşmıştım. Bize de paylaşmışlar evet. Şimdi buradan devam ne sıkıntı? Şimdi şurası hocam şöyle bakın ben de o yani niye öyle geldiyse anlayamadım. Acaba sonradan ben şey silmiş olabilir belki. Bakın burada Esra Hanım'ın şeyleri yok. Belki size gönderdikten sonra sildim. Bir hatırlamıyorum açıkçası. Bayağı bir dakika burası şey olacak. Burası yanlış. Step definitions geçiyor. Şimdi feature burası. Yani yaptığımız işten ben burada books aldım. Yani bende şey koşmadığı için books geçiyor. Şimdi yani books'a göre şey yaptım. Burada testi koşuyorum. Bana farz edelim books'u sordu. Yani books'u görün dedi. Zaten keyword'den hepsini değiştirebiliyoruz.
Burası sağ taraf şey, step definitions'lar. Burada ben bir de ilk başta şey koydum, hoca da koymuş bunları. Şeyde menünün size'ını görebilmek için. Şimdi menünün size'ını biraz evvel Abdullah Bey'in baktığınızda ne kadarsa 68 tane gözüküyordu. Bende de aynısı çıktı. Hocanınkinde sanıyorum daha az 46, 40 küsürdü yanılmıyorsam. O oradaki listedeki size mi? He? Bu listenin içindeki size mi hocam? Evet hocam, yani şey diyorum 67 tane 68 tane çıktı. Sizde hocanınkinde 46 çıkıyordu. Onu demeye çalışıyorum. XPT yani, Ayhan hocam XPT'yi farklı aldım ben az önce. Visible diye bir XPT aldım. Onda 48, onda da 48 çıkıyor. Öyle almış demek ki o da. Ya hayır hocam o bilmiyorum neden de yani ülke farklılığından mıdır, şeyden midir onu çözemedim açıkçası. Niye farklı çıkıyor? Emin değilim. Her neyse yani burada bakın ben şöyle not almışım zaten. Bunu ben şey diye düşündüm başta. Şurada şey sayıyor ya bakın sıfırdan başlıyor. Size'ını alıyoruz ilk önce. Size'ın içerisinde diyoruz ki eğer başlık hangisi ise yani burada şey hale getiriyoruz. Dinamik hale getirmiş oluyoruz bunu yaparak. Sadece şeyi değiştirdim. Başta değiştirdiğimiz zaman başta biz burada books yerine atıyorum herhangi bir kelime koyduğumuz zaman o başlıklarda geçen o başlıklardan alacağız yalnız bunu aynısını. Bir de burada case sensitive olduğu için birebir almamız gerekiyor. Arada boşluk varsa boşluğu da almanız gerekiyor gibi. Onu tam alırsanız dolayısıyla şu şey çalışıyor. For loop çalışıyor. Orada bir sıkıntı yok. Şurada da ben bunları hocanınkiyle birebir yapayım dedim. Yani dediğim gibi şey bende çıkmıyor. Electronics. Bu ben bunları kategori yani farklı isimlerle çağırmıştım da birebir olsun diye karıştırmayayım diye şey yaptıydım. Her neyse sonuç olarak ben şimdi bunu çalıştırıyorum. Üçteyiz. Sayfayı açtı. Şimdi ola tıklayacak. Tıkladı. Oradan da şey tıklayacak. Bakın books'a geldi görüyor musunuz? Şimdi güzel buraya kadar sıkıntı yok. Yani sorun burada başlıyor. Bunu ben alıyorum. Bu sefer keyword'ümü elektronikse çeviriyorum. Yani bunu da özellikle 6-7 kez koştum inanılmaz. Abartması söylüyorum. Acaba yazıda mı hata yapıyorum diye. Hatta oradan direkt kopyalamaya çalıştım. Şunda ak bilen varsa sevinirim. Ben yapamadım. Birden kopya şey yapmak için copy paste yapayım diye. Şimdi bakın şu kısma geldiğim zaman ben bunu nasıl copy yapabilirim burada? Buna sağ tuşa bastığım zaman şey vermiyor bakın. Copy imkanı vermiyor. Birebir ben buradan copy yanlış kelime yazmayayım diye. Buradan almak istedim. Buradan bir türlü alamadım. Eğer bilen birisi varsa iyi olur. Buradan alamazsınız da inspekte girer. Oradan inspektekinden alırsınız. Aynı kelimeyi almış olursunuz. Doğru. Evet. Güzel. Teşekkürler. Şimdi bakın buraya elektronisi çevirdim şimdi. Sayfa dinamik olduğu için. Bu sefer neyse ilk başta yine runner'dan koşalım da. Sonra da yine buradan koşarız olmazsa. Şimdi gelecek, ola tıklayacak fakat elektronikse tıklamayacak. Oraya scroll'dan mı konmak gerekiyor acaba? Bakın ola tıkladı. Gördüğünüz gibi bir hareket yok. Ben bunu minimize yapıyorum kesmemek için. Bakın test geçti. Yani test geçiyor. Yani normalde yapmış gözüküyor. Fakat tıklamıyor. Yani şeyden tıklamıyor. O da yani ben dediğim gibi bayağı vakit harcadım buna. Tıklamamasının nedeni de benim anladığım şuradan hemen kısaca şeye geleyim ben. Daha kolay olur açıklaması. Ben bunu hocaya da şey yaptım da hoca müsait bir zaman şey atarım da Nilüfer Hanım. Link atarım demişti. Screenshots.
Burada kusura bakmayın, yazı biraz şey berbat. Şimdi bakın, burası o yaptığımız şeyin screenshot'ı. Yani olay burada düğümleniyor. Şimdi söylemek istediğim şey buydu. Burada bir tane şey var. Küçültme, yani daraltma, sıkıştırma yeri var. İki tane. Yani toplam bu sayfada iki tane sıkıştırma yeri var. Onların şeylerin de, ID'lerin de, ID diyorum yani her neyse, loketlerin de buradan görebiliyorsunuz sağ tarafta. Bakın şurada, şurada şeyi var. Şimdi burada dikkatimi çeken şu oldu. Bu UL sıra altında L'lerin, L'lerin, L'lerle beraber geçiyor. Bakın şu şekilde ok aşağıya değil. Aynı L'leri de beraber içine alarak şey yapıyor. O yüzden bize 68 veriyor şeyde sağ tarafta. Şurada bakayım şey yer var mı? Sanıyorum sağ tarafa kaymıyor. Yani şuradaki sayı 68, yok burası farklı bir şey. Ya kompresi şey yapmışım ben burada. Yani her neyse, buradaki sayı 68 çıkıyor. Şu L'ler, yani bunun kökü dediğim gibi şeye bağlı, işte bir yerden alıyoruz gidip, bütün liste oraya bağlı. Listenin bağlı olduğu yer. Fakat UL de o listeye ait. Yani L'lerle beraber dahil. Yani kardeş bunlar. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla o yüzden görmüyor şeyi. Bunu ben değiştiriyorum şimdi. Tekrar şeye geliyorum. Farklı bir bu sefer şey yapalım. Kelime koyalım. Şuradan. Kompresin içerisinde. Şimdi geldim. Bakın Amazon Fresh diyeyim örnek olarak. Amazon Fresh'i şey yapacak, run edecek. Ayhan Hocam, elektronikse açmaya dediniz ya, o kısımda scroll'dan yapmaya gerek var mı? Nasıl hocam? Scroll'dan. Vallahi bilmiyorum hocam, her şey olabilir. Yani ben ne yapacağımı bilemedim. Yani benim şey yapmak istediğim, benim aklıma gelen tek şey hocam, orada şu deminki resim var ya. Nülüfer hocam anlatırken nasıl yapmış? Nasıl? Hocam hocanınkine geçiyor. Hocanınkine geçiyor, sorun orada zaten. Hocanınkine geçiyor, bende her şey aynı. Yani gerçi ben hocanın şeyinden bir şey kod paylaşmadılar ama. Diyorum ya, ben dün bayağı vakit harcadım. Yani hiç şey birebir aynı yani. Şeyi farklı yok. Baktınız mı hocam peki? Hocanın kitabındaki şeye baktınız mı? Çözümle. All menu solution var ya. O mu? Nasıl, anlayamadım dediniz. Hocanın kitabında paylaşmışlar. Dün paylaşmıştım ya ben de. Hocam hocanın kitabında yok bu kısım. Şey değil mi? Hocanın kitabında bu user story yok. Hoca sadece logları paylaşmış. O da bir de user story bir mine var. Bir tane bak, örnek yapmış user story de all menu assertion diye yapmış. O mu? Yok o hocam, değil mi? O şeyde yok yani. Ben göremedim. Bilmiyorum. En azından öyle diyeyim. Ben göremedim. Hocanın yaptığı başka. Şimdi şöyle, benim aklıma gelen şey oldu hocam. Şurada yani dediğiniz gibi o da aklıma geldi. Sayfa kaydırma olabilir mi? Fakat şu var hocam, benim dikkatimi çeken. Burada biz manuel olarak yaptığımızda biz burayı tıklıyoruz zaten. Yani manuel olarak da tıklıyoruz. Bunu otomatik olarak da tıklamamız gerekiyor. Fakat benim onun da ötesini anlamadığım şey, yani buraya gelmeden anlamadığım şey, hocanınkinde kod koşup da bende neden koşma? Onu anlamadım ben. Hadi bende koşmamasının nedeni diyelim ki ülke farklılığı. Ama bu diğer ülkelerde de var. Yani farklı bir şey değil. Herkeste şey var. Bu select all ya da select best kısmı var. Yalnız şu olabilir benim aklıma gelen hocam. Buraya biz tıklamamız lazım bir. İkincisi, tıkladıktan sonra şuranın locate'ini alıp yapıştırmamız lazım. Onu da bu sefer şey yapacağız. Anca ondan sonra gelebilir. Aklıma gelen tek şey oldu hocam. De yani artık bitkindim, bir şey de yapamadım. Öyle bıraktım. Hoca da şey deyince zaten. Mesela için Cezman cevap yazdı. Ben link atarım dedi. Gerçi hala hazırlık yok yani şu an gene. Neyse şuraya şey yaptım. Bakın buradan da koşayım. Bu sefer farklı yerden koşuyorum. User story 3'ü yapan yok mu? Yeşim hocam siz yaptınız mı? Ya Hamza hocam. Kendisi yapalım.
çalıştıran daha doğrusu. Bakın gördünüz mü? Amazon Fresh geldi. Son bir örnek daha yapayım. Bu sefer gideyim alttaki şeyden alayım. Bir iki tane kompresimiz vardı bizim burada. Biri o yukarıdaki. Şimdi geliyorum. Alttakinden alayım. Mesela farmasiyi dün şey yaptım. Farmasiyi çalıştıralım. Ayhan Hocam, 6. feature'ın bağlı olduğu dinamik kodu gösterebilir misiniz? Dinamik kod derken şeyi mi? Step differentials mı soruyorsunuz? Evet. Yani orada bir farklılık yok. Zaten hepsi buraya bağlı hocam. Tamam. Şey, bu kısmı daha sonra tekrar açıklar mısınız? Tabii açıklayayım. Sorun değil. Tamam. Sağ olun. Şimdi bir dakika şu kelimeye emin olayım da yan bakın farmasi. Tamam doğru. Zaten yanlış olsa da çıkarmaz. Yani şu 7. satırı es geçiyorum. Onu hiç düşünmeyin. Onu yapmıyoruz şu anda. Bakın geldi. Ona ola tıkladı. Burada kalıyor. Aa. Farmasiyi getirdi. Farması geliyor zaten dünya doğru. Bakın ikinci şeyde geldi. İkinci kompreste geldi. Şöyle gideyim. Evet. Luxury stores ona gideyim. Onları geçtiydik galiba hepsini. Yani ilk kompres gelmiyor herhalde. Ben ikincisi de gelmiyor diye aklımda kalmış. Bendeki yüzü soru 3'ün şeyi de feature faili de farklı gözüküyor. Yani var ama farklı gözüküyor. Sizden aldığım var ya. Bilmiyorum. Hocam ben olmazsa bunu tekrar size atayım da oradan onu silin. Siz tekrar şey yapın. Belki ben dün şeyden sonra hepsini silmiş olabilirim. Aynen. Bayağı asabım bozuldu. Ya herhalde Esra Hanım'la yaptıklarınızı o diğer Esra Hanım'la yaptıklarınızı herhalde şey yapmışsın. Olabilir. Ha bakın gelmedi görüyor musunuz? Ses geçti mi? Ses geçti. Bakın luxury stores kelime yanlışlığı var mı? Ha, sanki. Birincisiydi. Neyse. Her neyse yani burada bir sorun var. Ben şeyi çözemedim. Yani bilen varsa ben de sevinirim. Evet. En azından o kadar saat boş boş harcamış oluruz. Evet. Şey evet. Onu sormuştunuz galiba. Hocam şu burada şunu yapıyoruz. Şimdi şuradan açıklarsam daha iyi olur. Evet. Nasıl Java kodunu yazdınız? Ana sayfamız bu. Şimdi birincisi hocam biz gidiyoruz. Burada bütün ana başlıkları alıyoruz. Ana başlıkları aldığımız zaman bize 68 tane verdi. Fakat orada hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. 68 tane gelmesinin nedeni şunları iyi şey yapmanız gerekiyor hocam. Inspect yapıp yani bayağı bir incelemeniz gerekiyor. Yoksa hakikaten şey değil yani dikkat isteyen bir şey. Burada mesela başlık var. Ayhan Hocam. Buyurun hocam. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sizin Amazon'unuzla bizim Amazon'umuz aynı değil. Değil ya onu biliyorum zaten aynı değil de. Şey, evet. İşte o yüzden biz sizde 168 bizde 40, 140 şey 46. Heh, sizde, evet. Bizde o trending yazmıyor. Ne yazmıyor?
Hocam bir dakika, ben bir dakika, bir dakika. Çok trending yazmıyor bizde. Hocam bir dakika, bir dakika. Ben ekran kapatıyorum. Siz bir paragraf paylaşır mısınız hocam? Hemen bir tema aklıma bir şey geldi. Dün onu soru ya, ben de yazmıyor. Benimki de diğerlerinden de farklı da olabilir. Hocam bir zahmet şeyi paylaşın ekranı. Bak benim benim oğlum sanki, öyle. Sen abi Nilüfer Hanım'ın yaptığı anladı. O All Menu Selection aynı şey değil mi bu? Heh, hocam ne bir dakika yapayım? Sol tarafta sizde kompres var mı? CEO var mı hocam? CEO var. Bir tane var ama sadece. Heh, o da yok olmuş. Tamam, CEO var da Siles haşlı. Siles şurada. Şurada var Siles. Şuradaki Siles bir tane sadece. Heh, bizde iki tane işte. Evet hocam. Tamam. Burada tamam. Da burada da bu var. Sanki bende de öyle. Ve şurada trending yok. Evet, sizde 46 tane var. Evet, trending yok. Yani tamam hocam. Oralar tamam. Oralara eyvallah ama neden görmüyor? Yani kod aynı kod. Yani onda çalışan bende çalışması lazım. Bilmiyorum. Demek ki orada yani biz çalışmayanlar için bizde elektronik arkadaşlar bunu bizde elektronik ilk başta çok açık gözüküyor her zaman. Nasıl? Elektronik bizde her zaman ilk başta açık gözüküyor. Ha işte ondan kabul ediyor işte. Tamam. Şimdi oldu. Ondan kabul ediyor sizinki. Şey hocanın yaptı. Benimki ondan kabul etmiyor. Benimki kompresin içerisinde. Bizim elektronik ama ilginç açık. Olan şey şu. Mesela biraz evvel koştuğumda ikinci şeyde çalıştı. Mesela farmasiyi hatırlarsanız çalıştı. Yani, ama farmasiden sonra başka bir tane dedim. O da çalışmadı. Benim şahs kanaatim açık da olmasa da CEO'nun içinde olsa da çalışması lazım. Çünkü sonuçta lead'e görüyor onu. Hocam görmüyor işte şey ha, orada. Görmüyor yok pardon doğru görmüyor doğru. Görmüyor. Yani bakın şimdi sağ tarafa gelin hocam. Sağ tarafa pardon oraya gelmeden hocam. İkisi kompres bir tane kompresin içine bir tane yere girin sol tarafta. Şuraya mı? Kompres mi orası? Burayı girmeden önce kalın hocam. Bir dakika nerede CEO? CEO yok orada. CEO şeyde. Şöyle bir geri gelin hocam. Bir daha geri gelin. Şöyle Siles. Heh, tamam tamam şimdi orada. Tamam oradan şimdi mesela baby. Bir tane luggage seçin fark etmez. Orayı seçmeden kalın hocam. Bir geri gelin şimdi. Luggage'ın üzerine bir geri gelin. Orayı inspect yapın şimdi. Heh. Orada bir tanesini inspect yapın hocam. Luggage mı? Ha, onu inspect yapın. Ha. Şey yapın hocam orada. Tamam. Yani get attribute'le mi yaptınız? Efendim? Bunu neyle siz şey yaptınız? Hocam. Şeyden. Nasıl? Ses gidiyor. Yukarı doğru gelebilirim. Kompresin olduğu yeri görmek istiyorum da. Arkadaşlar. Ha, bakın durun orada ortada. Çıkmam gerekiyor. Teşekkürler. Evet. Şu hocam o oku aşağı olan oku yukarı şeye sola da sağa doğru çevirir misiniz? Ha onu bir üstte. Yok hocam bir üstte. Ha ona bir tıklayın. Ha bakın şimdi. Bununla UL ile bir üstteki L kardeş. Bir alttaki de kardeş görüyor musunuz? Ama ikisi farklı. Dolayısıyla buradan görmüyor. Yani sorun burada. Anlatabildim mi? Şununla şu aynı diyorsunuz. Hayır hayır o değil. Onu aşağıdakini görmeyin. Şey şimdi bir üstte UL'nin bir üstüne gelin LI. Bir tamam. Onunla mesela LI LI bakın hepsi aynı. Okların hepsi aynı tarafı. Onların hepsi kardeş. UL de kardeş ama kardeş ama şeyi aynı değil. Attribute aynı değil. Dolayısıyla oradan görmüyor. Neyse yani herkes anladı herhalde. Şey bu, sorun bu. Ya kardeş ama bu yani bu burada zaten evet. Bilemedim şu anda. Buna bir çalışma. Tamam, o bir arkadaş sordu çıktı mı arkadaş acaba ya şeyi açıklayamadık. Zehra Hanım beni sormuştu ama hatırlamıyorum. Zehra Hanım sormadı galiba.
Hacı Hanım siz mi sormuştunuz? İyi hocam. Efendim? Dilerle uluların aynı şey mi? Onu diyorsun. Yok yok, forulup'u bir arkadaş sormuştu da az önce onun için. Yok. Sanıyorum biraz evvel çıkan arkadaştı. Yani şey burada onun bir altı da yanlış şeye dikkat etmek gerekiyor burada. Bir de hocanın yani videosunu incelerseniz görürsünüz. Burada çıkan 46 aslında gerçek sayı değil. Çünkü şu şeyleri incelerseniz sağ tarafta ne iyi falan var ya, orada başlıklar falan da dahil. Başlıkları normalde bazılarında giriyor, bazılarında girmiyor. Orayı da tam çözemedim. 17 sayısını alıyor. 17 sayısından -3 düştü şu an işte hoca. Orada çizgi var, başlık var. Onları çıktıktan sonra ona göre şey yapıyor. Test yapıyor. Ben onu burada yapmadım. Şeyde altta, çünkü oraya takıldım şeye. Orası eksik yani. Evet. Hocam bizi şimdi şeyin içine attın ya. Bunu araştırmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Yani bu şey hocam şöyle şu açıdan iyi. Yani bilmediğiniz bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu öğrenirsek bir şey daha öğrenmiş oluruz. Olay o sadece. Evet. Siz yalnız şey denediniz mi? Siz de hocam bu çalışan çalışıyor mu sizdeki şu an program? Siz benim paylaştığım. Bir tane şey deneseniz orada mesela elektronik deneseniz şeyden IntelliJ'den. Ya da onu elektroniksiz de kompresi değil de kompresi içinde olan bir şey deneyin. Bir tane öyle deneyin, bir tane de olmayan deneyin hocam. Bir kompres. Hangisini deneyeceğim? Nereden deneyeceğim? Şeye gelin hocam. Bu Geçti sizin mi? Ne bu? Siz kendiniz yazmışsınız bunu. Yok, bu sizin dün verdiğiniz. Bu sizin dün verdiğiniz değil mi? Evet. Aynen bak, ben aklım hep karışık ya, kafa gitti tam. Yok hocam bu değil şey orada şey olacak. Bir dakika ya, siz şöyle yapın ya, ben bunu yeniden göndereyim size, siz bunu gönderin. Ben onları herhalde dün hep değiştirdim. Burada çünkü şey yok, bakın kelime yok. Evet. Luxury... Yok. Yani dün verdiğinizde yok. Ha tamam hocam evet. Siz kusura bakmayın, ben bunları hepsini demek ki dün yeniden çalışırken değiştirdim. Ben onu yeniden paylaşayım sizle buradan. Selen abi, bu Nilüfer Hoca'nın kitabındaki de aynı bu şeyi yapmış. O All Menu Selection var ya, o bir tane şey oluşturmuş. Ne o? Step Definition, onun içinde onları yapmış. O da şeyden yapmış. Şimdi ben de onları almaya çalışıyordum da. Belki onunki çalışıyordur. Ne yapmış o? Yani o şey yapmış, bu iki tane örnek şey çözmüş ya, future file yapmış ya. Bir bir de all menu solution. Bir onu yapmış bu. Mesela burada hocanınki bakın. Ha, Electronics 17. Evet işte bunu yapmış ve şeyde de step definition'a bakın. Böyle benimki de böyle olur. Benimki de böyle yani. Tamam şunu hemen şunu şey yapalım. Tamam onu bir kopyayın yapıştırın hocam. Bakıç yapalım şunu. Lukka G yazıyordu değil mi orada? Ama şey dediğiniz lazım bu sefer. İçinde kaç tane olduğunu mu? Step definition'da değişmesi lazım. Step definition niye değişsin? Orası şey değil mi zaten? Onun direkt alan değil mi o? Yok hocam, aynı farklı ikisi şey yazılımları. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada da 12 tane var. Herhalde. Yok 13 müymüş? Pardon 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yok 12 tane, tamam. Şurayı 12 yapalım. Şuradan şuraya gidelim. İlk kategori işte aynı, direkt ismi alıyor bu. Çalışıyor, çalışır yani bu. Hocam ben şeyi yeniden paylaştım. WhatsApp'tan.
Bir saniye şunu şuraya alayım da. Bir şey sorabilirim. Lotları import ederken nereye ediyoruz? Hangi şeyle? Ne yaparken? Lok mesela import ediyoruz ya, import çıkıyor ya. 4 tane şey çıkıyor. Hangisini yapıyoruz? Yani ben bilmiyorum. Sadece log info yaptım ben. Yani başka bir şey yapmadım. Ben o şeyleri incelemedim. Yapmadı. Abdullah hocam gitmedi. Şey test geçmedi değil mi? Yok. Tamam, geçmedi. İşte tıklamadı. Bende geçti. Bir dakika, size niye kırmızı verdi orası? O yüzden şey yapmadım. Ha, sen değiştirdin. Tamam, bir dakika, bir de ben de değiştireyim. Bak, all butona tıklandı, menü seçildi ama şeye seçemedi. Lagıcı seçemedi. Evet, lagıcı seçemedi. Yok, bir dakika, burada ne? Numarası diyor ya. Lagıcı. Numarası assertion. Evet. Tamam. Ya yani burada takıldı diyor ama yani buna eşit değil diyor. Yazdın hocam şeyi. Sub kategoriyle şey yazdırın. İkisini hem actually yazdırın hem de şey yaz. Onun ikisini görmeniz lazım. Nereden geldiğini anlamak için. Num of categories'den şeyi karşılaştırıyor. Burada yazdırıyor herhalde. Bunlar ne? Burada hocam hepsini şey yapmış. Bir liste expected olarak yazdırıyor değil mi onu? Evet, hepsini yazdırmış. Sonra da actual yapmış. Liste atmış oradan. İşte for loop'un içine yapmış ama onu anlayamadım işte. Onu anlayamadım. Bunu nereden aldınız hocam? Nilüfer Hoca'nın ki bu hocam. Nilüfer Hoca paylaştın bunu ya. Bana gel, bende yok bu. Bana görmedi. Ben dün kitap şeyi paylaştım ya hocam. Orada var hocanın şeyi. Nerede hocam şey paylaştınız? Grupta paylaşmıştım. Bir daha paylaşayım. Bir dakika. Nerede? Böyle yazdırır mı bu? Ama zaten lagıca gitseydi şurada görürdük ya. Gidemiyor yani lagıca. Bak ola basıyor. Hocam bu hangisinde? Ben göremiyorum ya. Yanlış yere mi giriyorum ben ya? Göremiyorum derken neyi göremiyorsunuz? Yani bu Nilüfer Hoca'nın şeyinde hangisinde bu? Şey sizin bu user story tree. UI'nin altında değil mi hocam? Benim assertion feature'da. Yok ben şey hangisinde? All menu assertion feature. Yok şeyi diyorum ben. Şu an şeydeyim, GitHub'dayım. Bu bendeki de aynı Abdullah hocam bu. Yani bir şeyleri görmüyorum ki ben şu an Seyrani Bey'in yaptıklarını. Tamam. Nüfajın şeyinde all menu assertion diyor ya orada. Şeyde de step definition'da da şey. All menu assertion ha. Evet öyle yapmış yani. All menu assertion yapmış. Hani bunun şeyi nerede? Step definition'ları nerede? Step definition'da all menu assertion. Hayır, burada şey var sadece, feature var. All menüde, bende. Şey, kitaba bakıyor musun? Kitaba mı bakıyorsunuz şu an? Kitaptayım ben. Şey, IntelliJ'ye yani yüklemedim bunu da. Kitabın üzerinden bakıyorum şu anda. All menü assertion var. Feature. All menü assertion feature var sadece. Tamam, şeye tamam, girin. Işte. Java'ya girin. Orada UI diye bir şey var. UI'nin içine girin. Oraya girdiğim zaman sadece şey çıkıyor. Ben bir ekran paylaşabilir miyim? Yani
Dediğiniz yer şurası değil mi hocam? Onomaly Association Feature. Evet. Yok tamam, bu Anomaly Association Feature. Bir de şeye gelin. Strict Definition soruyorsunuz ya. Test var ya, test. Şu test. Yok. Şu SRC test yazıyor ya. Oraya gelin. Tamam, bir dakika. Tamam. Şu, tamam. Ha, Java'ya gelin şimdi. Şu SRC. Tamam. Java'ya gelin. Tamam. UI'ya gelin. UI. Ha. Tamam. Strict Definition'a gelin. Ha, burada işte. Anomaly Association. Bu kısım bende yoktu. Ben bunu da bir yükleyeyim, olmazsa da onu karşılaştırayım. Ben size daha dedim ya, ben mesela bu hocanın ikili ben çalıştırdım, çalıştı. Sizde çalışıyor mu? Evet, ben bu şu anki hali, bu elektronik olan hali çalıştı. Peki sizdeki şey nasıl? Kaç tane gözüküyor sizde liste? 46 tane mi gözüküyordu? Bakayım ben. Bir saniye. Yani kompres kaç tane var sizde? Elektroniksiz, siz öyle sorayım. Elektroniksiz kompres altında mı değil mi? Ona bakın. Ya. Ben kapatayım. Şeyi siz paylaşın isterseniz. Olur. Şimdi bir daha bir çalıştırayım. Tamam. Siz hocam burada şeyde UI'da burada kalın hocam. Amazon üstüne tıklar mısınız bir daha bardan? Fresh yapar mısınız sayfayı? Yani şimdi manuel olarak şeye gelin hocam. Elektronise girmeyin yalnız. Aşağıya tamam. Gelin. Ha bakın, ha size geçiyor. Neden geçiyor? Bir dakika durun hocam. Tam gerek kalmadı. Durun. Size geçiyor. Mesela şeye girin şimdi. Ova, select ova girin hocam. Şimdi girin ikut select ova altına. Oradan bir tanesini seçin. Mesela baby yazın hocam araştırmaya. Bakın siz elektronik şeyin kompresin altına değil. Şimdi ha şeye baby yazın. Features'a gelin. Tamam. Baby yazın oraya. Baby. Şimdi tamam. Yine 17 mi olacak? Orası önemli değil. Orası önemli değil. Şey. Tamam. Yani orada bizim bakmak istediğimiz orayı tıklıyor mu tıklamıyor mu? Evet. Bakın tıklamadı, gördünüz mü? Evet. İşte sorun burada. Şöyle ne hata veriyor mesela bakalım. Java 44. O sözünde hata veriyor. Şey yapan hocam bu Futures'tan şeyi comment alın hocam, o son kısmı. Şu, aha, o 7 ile 8'i comment alın hocam, size zahmet. Onları step definition'dan da comment alın. Şöyle değil mi? Evet. İkisini comment altına alın, son ikisini. Şu. Evet. Evet. Ha, son. Ha. Evet. Şimdi koşun. Şimdi şey yapması lazım. Geçmesi lazım ama tıklamaması lazım. Geçti. Tamam, geçti, tıklamadı, gördünüz mü? Sorun bu yani. Sorunu herkes biliyor şimdi. Şey yapmamız lazım. Ben Nilüfer Hoca'yla da toplanıp belki birazdan şey olacak ya, ders olacak ya, belki o gelirse
API şeyi olacakmış ya, Swagger dokumentosunu falan. Onu şey yapabiliriz. Tamam. Buna çalışalım yarın o zaman inşallah. Yani ben de çıkmam lazım şimdi. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz.